Evet, merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Zoom'u kullanmak isteyen değerli arkadaşlar. Şimdi bu uzaktan eğitim sürecinde bu Zoom uygulaması bizim için çok kurtarıcı bir uygulama oldu. Niye? EBA'nın üzerinden çünkü canlı yayın açamıyoruz. Gelecek dendi ama hala gelmedi. Onun için Zoom'u en kolay bir şekilde nasıl kullanmaya başlayabiliriz? Nasıl oturum açıp nasıl toplantı açabiliriz? Bununla alakalı bir videomuz olacak. Şimdi arkadaşlar, ilk önce Zoom'u internet sitesinden indirdiğinizi varsayıyorum. O yüzden hani indirme kısmına girmiyorum. İndirdiğimiz bu Zoom uygulamasının Zoom Installer diye geldi. Bunun üzerine çift tıklayarak devam ediyoruz. Şimdi bu Zoom yabancı dilde olan bir uygulama olduğu için tabii zorlanabiliyorsunuz. Ama en kolay şekilde açmayı göstereceğim ben size. Bilgisayarınızda sizin kişisel hesaplarınız, işte Google hesabınız veya Facebook hesabınız açıksa onlar üzerinden giriş çok 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 kolay oluyor. Ama diğer türlü işte doğrulama yapmanız gerekiyor. Kişisel bilgilerinizi ayrıca istiyor daha girerken. Ben size en kolay yoldan nasıl girebileceğimizi göstereceğim şimdi. Zoom uygulaması karşımıza geldi. Burada şimdi eğer hani bir toplantıya gireceksek, açılmış olan bir toplantıya, çok basit, hemen bu Join Meeting'e tıklıyoruz. Arkasından toplantıya girmek için toplantının bilgisini yazıyoruz ve kendi adımızı yapıp giriş yapıyoruz. Ya da uzantı gönderilmişse bize, ona tıkladığımız zaman da yine bu toplantıya giriş yapmamıza izin veriyor. Ama biz sign in diyeceğiz. Yani bir toplantıyı kendimiz açmak istiyoruz biz. Yan tarafta bizim tarayıcımız da geliyor. Şunu şuradan kapatayım. Operadan çıkayım. Evet, burada ben en kolay bir şekilde nasıl girebilirim? Şu şekilde. Tabii ki bir üyeliğiniz varsa, daha önceden kaydolmuşsanız şu sign-in'den gireceksiniz de. Üyeliğiniz yoksa, daha önceden kaydolmamışsanız sign in with Google veya sign in with Facebook demeniz sizin için çok 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 basitleştirecek olayı. Ben burada Google hesabımla girmek istiyorum. Yani bunları daha önceden kaydınız oldu, hani Google hesabınız olduğu için buradan bilgilerinizi aktaracak ve hemen giriş yapıp bir iki adım sonra toplantı açabilir halde olacaksınız. Sign in with Google'a tıkladım ben. Facebook'ta diyebilirsiniz. Yani Facebook hesabınız bilgisayardaki burada kayıtlıysa eğer, Facebook üzerinden de giriş yapabilirsiniz çok basit bir şekilde. Yani hiç diğer kısımlarla uğraşmamış olursunuz. Bu yüzden söylüyorum. Şu anda benim operamı açmaya çalışıyor. Uzaktan eğitim konusunda bu Zoom çok kolaylaştırıyor işi. Skype üzerinden yapmaya çalıştık biz çocuklarla bir ara, ama Skype'da bayağı kastırdı çocukları da, bizim araçlarımızı da. Ama Zoom'da mesela daha rahat bir şey var. Adamlar çok güzel yapmışlar. Beğendim yani Zoom'u. Gördüğünüz gibi benim hesabım buraya geldi. İşte Zoom uygulamasına devam etmek için birisini seçin diyor. Şu anda benim hesabım var burada. Başka bir hesap da kullanabiliriz tekrardan. Ben kendi hesabımı açıyorum. Hesabınız burada direkt açık bir haldeyse zaten çok kolay bu şekilde, veya değilse direkt açık başka bir hesap kullanana tıklayıp buradan hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. Zaten Google hesabının hani açılması zaten bütün telefonlarınızda vardır veya bilgisayarlarda da sıkça kullanılıyor. Evet, gördüğünüz gibi Zoom şimdi açıldı. Diyor ki bana işte Zoom hesabını yarat diyor. Hani Ahmet Ayaz Hoca hesabımla evet diyorum, hesabımı oluştur. Hani bu şekilde benim hesabımı oluşturacak. Facebook'tan da giriş yaparken aynı şekilde giriş yapıyoruz. Yani hiç uğraşmama açısından bu şekilde giriş yapmak en mantıklısı diye düşünüyorum. Zoom'u çalıştırmam için izin ver diyor. İzin veriyorum. Gördüğünüz gibi çeşitli aşamalardan geçiyor şu an. Şimdi gördüğünüz gibi Zoom uygulaması burada geldi. Bana burada artık hesabım açıldı. Gördüğünüz gibi ulaştım yani hesabıma, bu kadar kolaydı. Şimdi gördüğünüz gibi burada işte ilk burada ana sayfam. Yeni bir oturum, yeni bir toplantı açmak istiyorsanız diyor, New Meeting. Join, işte yeni hani var olan bir toplantıya katılmak istiyorsan buradan katılabilirsin. İşte takvimim ve ekranı paylaşma diye bir yer koymuşlar. İşte kontakt, yani bağlantıları vesaire. Biz hemen burada yeni bir toplantı, oturum diye isim geliyor. Yeni bir toplantı açalım hemen. Şuna New Meeting'e tıkladığımız zaman yeni bir toplantı açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda arkada benim oyuncakları da var bizim çocuğun.
Gördüğünüz gibi şu anda bizim oturumumuz açıldı. Burada işte yeni insanları davet edebilirsiniz veya katılımcıları yönetebilirsiniz. İşte ekranı paylaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada uygulamanın üst tarafında toplantınıza dair sizin bilgiler var. Şurada meeting ID'si var. Yani girmek isteyen kişiler buradan uygulamaya giriş yaptıkları zaman bu meeting ID'yi bunu girdikleri zaman sizin toplantınıza direkt geek olarak girmiş olacaklar. Yani şurada gözükecek zaten. İşte chat'te de gözükecek. Yani direkt olarak direkt toplantınıza eklenebiliyorlar bu şekilde. O yüzden çok basit yani. Yeni kişilerin girmesi de çok basit. Hani yeni kişilerin girerken üye olmalarına bile gerek yok. Sadece bu uygulamayı indirip daha sonrasında da uygulama üzerinden bu ID'yi girerek direkt toplantıya dahil olmuş oluyorlar. Bu kadar basit. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.